Ya böyle bir yapraktan şey olmaz. Yapraktan fazla burada şey var. Ve iyi çekelim bunu. Böyle sevimli bir mahsul var. Tabii çok sevimli yani. Ya yaprağı güzel. Evet, 22 Temmuz 2019 bir Bursa Karası incir tarlasındayız ve Hüseyin Balcı Beyefendi kendileri Bursa, Mudanya, Aydınpınar'da da yaşasa da burası Karaca Bey. Karaca Bey. Neresi mevki olarak efendim? Eski Karaağaç Mahallesi. 120 ağaç, 88 dikim bir bahçeniz var. Yaklaşık 30 yaşında. 30 yaşında. Bursa Karaca. Efendim rekor gelişime geçen sene incirlerinizde kullandınız. Zeytinlerde kullandım. Zeytinler, ha. Zeytinlerde bu sene de incirleri kullandım. Çok memnun kaldım geçen bir sene. Bir ekrana bakarak efendim çok başınızdan geçen hikayeyi anlatalım. Bayiniz Suat Arca. Bey Arca Arda Tarım önerdi. Evet. Çekine çekine kullandım. Ya dedim bu ağacı ne yapar dedim 300 gram 500 gram. Evet. Atıyoruz 3'er kilo 4'er kilo Avrupa gübresi. Evet. Bir kullan dedi Hüseyin abi göreceksin. Ve onun yeni yanına kullandım. Hı hı. Suat Bey'le yerlerimiz sınır köyde. Ve müthiş bir kalite yakaladım. Tabii bu arada akşam 8 kalite hava kararı da kararacak böyle. Güneşe bir çekelim gösterelim şöyle. Çünkü renk çıkması anlamında hani ne olduğunu evet bilsin vatandaşlarımız. Akşam güneşini evet, akşam güneşinin altındayız şu anda. Evet. Evet. Gün batmak üzere. Onun için karanlık söz konusu ha. Efendim incirimizde olmayan neydi ne oldu? Burada incir ağaçlarımda yaprakları biz böyle pısırıktı ağaçların. Evet. Geçen sene ben buraya Avrupa gübresi attım. 4 kilo kök gübresi attım. 4 kilo şeker. Ağaçbaşı. Ağaçbaşı. 8 evet kilo. Evet. 4'er kilo. Kış taban gübresi ve azot. 2018-19 sezon değil. 2017-18'de. 17-18 sezon. Geçen sene kullanmadınız. Geçen sene. Bu sezon için kullanmadınız gübre. Bu sene Avrupa gübresi sadece rekor gelişim kullandı. Rekor gelişim kullandı. Sadece rekor gelişim kullanıldı. Evet. Bakın ağaçların şu yaprakların göktüğüne bak. Şu sürgüne bak. Bir tohuru gösterelim. Verimi bak gösterelim şöyle. Evet gösterin lütfen. Şuna bak. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane. 10 tane bir sürgünde doğuş var. Bu devam edelim, çekelim. Bizim için nimet bu. Nimet. Yani tabii ki. Yani Kasım'ın sonuna kadar, Kasım'ın başına kadar incir inşallah toplayacağız. İnşallah. Peki toprak yapısı? Burada toprak yapısı, yavan toprak var burada. Evet. Toprak çekelim şöyle. Taşlı toprak var. Burada su durmuyor. Durmuyor. Ve bunu attım. Geçen sene ben buraya o kadar gübre attım. Hı hı. Haziran'ın 10'unda başladım sulamaya. Evet. Bu sene Temmuz'un 18'inde suladım ilk kez. Ağaçlarımız sağlığı nasıl? Ağaçlarımın sağlığı bu sene çok güzel. Seviniyorum, yatıyorum, öpüyorum ağaçlarımı. Öpün, devam edin. Öpüyorum. Gösterin. Bakın, şu ağaçları göstermek için. Şu doğuşa bakın. Bak. Gösterelim, lütfen bak gösterelim. Ha. Şu tamam doğuşa bakın arkadaş. Bu nimet bu ya. Şuraya bakın. Bakın, tepeye doğru bakın. Bir tane de kararma yok. Gösterelim güzelce, gösterelim bakın şöyle. Ha. Kamera alamadıktan sonra bunun bir anlamı yok yani. Tabii şöyle işte gösterelim. Doğuşa bakın. Evet. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peki size bir soru. Bu bitti. Daha doğacak var mı burada? Yok. Burada daha tam mühür yaptık. Bunların doğmaz hepsi bitecek. Şu bitti mühürümüz oluyor. Düşmez bunlar. Buna hepsi tutar. Buna hepsi tutar vaziyette. Normalde düşer miydi? Normalde düşerdi. Peki Mudanya'da da arazileriniz var. Oraya kullanmadınız. Kullanmadım. Çünkü orada çünkü para yetmediğinden bahsettiniz. Kullanmadınız. Parasızdan dolayı alamadım. Evet. Peki oradaki toprakla burası kıyasladığınız zaman? Oranın toprağı abi adam diksen adam büyütür. Daha iyi diyorsunuz. Tabii ki kara toprağı var. Çok daha güzel. Burada yavan toprakta bu böyle yapıyorsa orada müthiş bir şey yapar. Peki yaprak kalitesi nasıl? Miktarı yaprak nasıl kalitesi mükemmel abi. Yaprak ciğerdir ağaçta. Bunlar niye aşağı doğru iniyor böyle? Bunları verimden dolayı. Verimden dolayı tabii. Bak kazıkla diktim kazıkla. Şöyle gösterelim bakın gelin. Bakın bak şuraya bak. Çekelim, şuraya bak. Şu ürüne bak. Bak. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Altta da var 10 tane. 10. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bunlar ama bu şekilde oluyor. Bu şekilde tabii bu şekilde komple. Yani. Güzel çekelim bakın. Şurayı güzel alalım bakın. Resmen fışkırıyor burada. Fışkırıyor. Verim fışkırıyor. Ya böyle bir şey yapraktan olmaz. Yapraktan fazla burada şey var. Ve iyi çekelim bunu. Böyle sevimli bir mahsul var. Tabii ağaçta çok sevimli yani. Ya yaprağı güzel. Peki tamam hasatımız 5 Ağustos'ta olacak burada. 5 Ağustos'ta civarlarda. Koparmaya tahmin ediyoruz. Peki baktığımızda şu anki irlik nasıl peki? Şu anki kalite zamana güzel, göre. İrlik güzel. Şuradan bir ilk hasatı olacak neyse oradan bir tane kopartalım lütfen. İlk hasat olacak. İlk hasattan mesela şu. Değil mi? İlk şu gelecek. Şu. İlk önümüzdeki sıradaki piyadayı kopardık. Şu gelecek. Nedir bunun irliği şu anda? Bir yumurta kadar diyelim. Evet. Yumurta kadar. Çok güzel. Yani şimdi bunu ilk kez suladım. Sen haftaya geleceğim bu çok daha irileşecek. Peki burayı normalde kaç kere sulardınız? Geçen sene ben buraya en az 10 sefer suladım. Hasata kadar. Evet. Hasatta da devam ettik. Evet. Ama irileşme yok. Evet. Yani. Gelelim şu ağacı da çekelim. Bakın tek ağaç değil. Burada 120 tane ağaç var. 120 tane ağaç var. Gelelim yere yatıyor ağaçlara baksana. Bu, ağaçlar yere yatıyor. Yere yatıyor ağaçlar. Peki
İlekleme bunda nasıl yapıyorsunuz? Bu sarılop incir değil. Bu Bursa karası incir. İncir hepsinde elekleme yapacaksın. Tabii ki. Beyazda da siyahta da. Hepsinde yapılır. Yapıyoruz. Nereden, ileğe nereden arıyorsunuz? İlk ileğe biz iki sefer Aydın'dan geldi. Aydın'dan getiriyorsunuz. İlek Ege'den, ağaçlarından. Tabii erkek ki. Ağaçlardaki erkek o şeyi asıyorsunuz. Geldi. Peki yaprağın bol olması, gürbüz olması, canlı olması, ileklemenin başarılı olmasından önemli mi sizce? Tabii ki. İlekleme yani bu dölleyici, dölleyeceksin. Ama astığınızda ağaç... ağaca, diyelim ki şuraya astınız, bura kel, ne olur o? Olmaz. İki dakikada yağmur döker, tabii, zarar tabii, verir. Tabii, tabii, o ortamı tabii. Ortadan kaldırır bu, yani. Bakın, bu yaprak çıktıktan sonra, evet. Yaprak kuvvetli ki, evet. Yaprak kuvvetli ki dibinden mahsul çıkıyor. Evet. Ne kadar sürgün o kadar mahsul. Bakın şu tepelere. Gelelim ağaçlara, gidelim. Devam edelim, gelin buyurun. Şuna bakın, bak kaliteye bakın. Gösterin. Ağaç çekelim, bol bolcu gösterin ha. Kaliteye şu karşıya bakıyorsunuz. Bakın. Komple bakın. Ağacın büyüklüğüne, verime bakın. Ne ağaç? Bu ağaçta kaç kilo var sizce? Şu ağaçta 400 kilo vardır bu ağaçta. Bu kilosu üstünden... 10 liradan 4000 lira. Ya şunda vardır. Şunda vardır. Maşallah. Hepsinde yoktu. Bunda mesela 200 lira. Gelelim fiyatlarımıza efendim. Siz bahçe bakın. Gösterin, siz gezin. Kamera var arkadaş. Siz güzelce, tamam mı? Bakın şu doğuşa bakın. 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 Bak. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Kalitesi nasıl peki? Kalite güzel, fena değil. Yani gayet kaliteli. Daha da buraya iyileşecek tabii. Daha da iyileşecek tabii. Daha suladım ya toprağı. Toprağı sulamamıştım ben. Suladığım için daha da güzel ağaç çalışacak. Gelelim fiyatlar efendim. Şu an bakın yerlere dökülüyor. Hepsini güzel çekin. İçten girince güzel ağacı bakın. Şu ağacın halini görün. Müthiş bir sanki ürün var. Ceviz ağacı gibi, incir ağacı yani, değil de. Yani. Yerlere yani. Dönüyor. Sürgünden dolayı. Hem sürgün de var. Şuraya bakın. Peki bunda şu an bu ağaçta bu kadar varsa gelecek sene sizce ne kadar olur burada? Gelecek sene daha da güzel olur. Niye? Ağaç toparlandı çünkü. Hem ağaç toparlanır, gelecek sene yine çalışacak. Yine çalışacak hali. Yine sene yine kullanacağız. Gelelim bunu. Fiyatlara. Fiyatlarımız. Fiyatlarımız nedir efendim? Yani valla şu anda neden fiyatları... Bursa karası incir yüksek gidiyor bu aralar? Kilosu 10 lira. İhracat oluyor. İhracat oluyor. Çin'e gidiyor. Çin'e de gidiyor. Çin'i, bu sene Çin'i iyi biliyorsunuz. Çin'de gittim ben, bulundum Çin'de. Ticaret niye yapıyorum. Çinliler sizce bunu niye özel arıyor sizce? Vallahi herhalde faydası var. Faydası var diyorsunuz. Cinsel gücü arttırıyor diye söylüyorlar. Başka boy belki mi diyordur? Adamların boyu da kısa, boyu ortalama kısa. Düşük. Ya fazla ufak boylu görmedim orada. Çok kısa boylu insan yok fazla. Yok mu diyorsunuz? belki de çünkü yani, var, bozkır, doğru düzgün yiyecek yani, bir şey yok halde. Yok. Hayat nüfus fazla. Çok aşırı. İster istemez daha vitaminli şeyler almak zorundalar yani. Almak zorundalar. Almak zorundalar. Yoksa öbür türlü çok şey değil yani. Çekiyoruz yani. Bakın. Boş ağaç yok. Hepsi dolu. Hepsi dolu. Maşallah. Hepsi dolu. Yani ürün bu sene çok güzel. Evet. Yani böyle bir toprakta, evet. Böyle bir gübreyle toprak düzenleyici yani güzel bir mahsul yakaladık. Böyle toprak diyorsunuz ama rekor gelişim burada kullanıldı. Rekor gelişim. Peki bakın, iyi topraktaki nasıl şu an arkadaş? İyi toprak. Şimdi Mudanya'yı görmedik oradaki bahçeniz. Oraya atmadınız ama. Ben oraya atmadım. Burada doğuşlar 10 tane var. Orada kaç tane doğuyor? İşte orada aşağı yukarı 7-8. Ama 10 tane değil. 10 tane değil. Ağaçlar böyle canlı mı? Yok. Böyle yaprağı var mı? Böyle gök değil. Böyle gök değil yani. Yani gök değil. Gerçekten öyle yani. Gök değil. Gerçekten böyle değil. Ya ben şimdi burayı geçen sene halini bildiğim için konuşuyorum. Attığın zeytinler nasıldı geçen sene? Zeytin de valla keşke geçen sene bütün yerim ataydı. Diyorsunuz. Yani çok sulama yok. Zeytinden sulama yok. İri yaptı. İri yaptı. Böyle şöyle zeytin yaptı ya. Ya bu akşamdan yağmur yağıyor. Sabahtan diyorum elemanlara şey için. Cami ilerisinde ismi oranın o yerin öyle. Evet. Gidiyor adam, çamur olmuyor. Toprak kabarıyor. Evet. Böyle sanki pamuğa basıyorsun. Öyle de şahane bir toprak, evet. Oluyor. Düzenleyici bu şeyin. Rekor gelişim. Etkisiyle. Rekor, evet. Gelişim, evet. Etkisiyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tavsiye ediyorsunuz dostlarınıza. Herkese tavsiye ediyorum. Sene inşallah ben 5000 ağaç zeytine bakıyorum. 5000 ağaç. İnşallah yani Suat Bey de yardımcı olursa bayiniz. Olur inşallah bayi, gerekini yapar. Yani. İnşallah yapacağız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bahçeye gezdirdiniz. Rica ederim. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.